Devlet tiyatrolarının yeni kurulan Edirne sahnesi Bir Nefes Dede Korkut'la Perde Dedi. Kalemin Ucunda İstanbul temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Penfest 2019. 38. İstanbul Kitap Fuarı'nda 9 gün boyunca yazarlar okurlarıyla bir araya geliyor. Görsel Sanatlar Köşesi'nde Ahmet Erdal'la Animasyon Sanatı. Kültür sanat gündemini hayatınıza taşıyan Hayat Sanat başlıyor. İkinci Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi, atıklarını azalt, yarınları kurtarmaya bugünden başla temasıyla katılımcıları Haliç Kongre Merkezi'nde ağırladı. Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlenen zirve, Türkiye ve dünyadan tüm paydaşları bir araya getirdi. Bir istatistiğe göre 2017 yılında sadece plastik ambalaj atığı 3 milyon tonun üzerindeydi. Toplam ambalaj atığı ise 8,5 milyon tonu aştı. Ünlü düşünürümüz Cemil Meriç'in çok güzel bir sözü var. İnsanlar sevilmek için yaratıldılar, eşyalar ise kullanılmak için. Dünyadaki kaosun nedeni eşyaların sevilmeleri ve insanların kullanılmalarıdır. Bir Kasım'da gerçekleşen zirvede, Türkiye'de ve dünyada sürdürülebilir çevre için atılması gereken adımlar konuşuldu. Bu yıl ikinci kez, yılın çevreci proje, kişi, kurum ve kuruluşlarına ödülleri verildi. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yahya Kemal Beyatlı'nın vefatının 61. yıl dönümü nedeniyle 5. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Türkçe Şiir Şöleni düzenlendi. Eski Üsküp Çarşısı'ndaki tarihi Davutpaşa Hamamı'nda düzenlenen programa, Türkiye, Kuzey Makedonya, Kosova, Azerbaycan, Gagavuzya, Bulgaristan, Romanya ve Bosna Hersek'ten şairlerle şiir sevenler katıldı. Şiirlerin okunduğu programda Kosova'dan Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği ekibi Türk Sanat Müzesi dinletisi sundu. Program kapsamında Üsküp Yunus Emre Enstitüsü tarafından Yahya Kemal Beyatlı fotoğraf sergisi de açıldı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde kırsal mahallede traktör römorklarının sahne olarak kullanıldığı konser gerçekleştirildi. Traktör römorklarını sahne olarak kullanan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve TRT sanatçılarından oluşan 25 kişilik Turkish Brass Ensemble Orkestrası konser verdi. Mahalle meydanında varil içinde yakılan odun ateşi eşliğindeki konsere katılım büyüktü. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nca düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Nikolay Gogol'un ünlü eseri Bir Delinin Hatıra Defteri seyirciyle buluştu. Tiyatro ve sinema sanatçısı Erdal Beşikçioğlu'nun tek kişilik performansı uzun süre alkışlandı. Devlet tiyatrolarının yeni kurulan Edirne sahnesi, Bir Nefes Dede Korkut oyunuyla perdelerini açtı. Tarihi Emekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda oluşturulan 220 seyirci kapasiteli tiyatronun ilk oyunu kapalı gişe oynadı. Gökçe Kurt Elitez'in yönettiği tek perdelik oyunda Dede Korkut hikayelerinden kesitler sahnelendi.
dans ve müziklerin hikayelere eşlik ettiği eserin koreografisi Alparslan Karaduman'a, müzikleri Fuat Yıldız ve Bahri Çakır'a ait. Kalmış bize miras. Gökçe Kurt Elites, Ziya Serkan Doğan, Fuat Yıldız ve Bahri Çakır'ın sahne aldığı Bir Nefes Dede Korkut'a tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi. Dedim ya, insan bir yolcu. Hayat boyunca. Edirneli sanatseverler hem oyunun hem de devlet tiyatrolarının kente gelmesinin heyecanını bir arada yaşadı. Tamam etmek için. Ki. 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Festivalde en iyi film seçilen Ali Özel'in yönettiği Bozkır, en iyi senaryo ve en iyi yönetmen de olmak üzere 10 ödül alarak festivale damga vurdu. Bu yıl ilk defa verilen Cahide Sonku ödülü ise Küçük Şeyler ve Kronoloji filmlerinden Selda Taşkın'a verildi. En iyi kadın oyuncu ödülü Aşk, Büyü vesaire filmindeki rolüyle Selen Uçer'e verildi. En iyi erkek oyuncu ödülünü ise Küçük Şeyler filmindeki rolüyle Alican Yücesoy'la, Bozkır filmindeki rolüyle Mücahit Koçak paylaştı. Behlül Dal en iyi ilk film ödülü de Bozkır filmine verildi. Doktor Avni Tolunay jüri özel ödülü ise Aşk, Büyü vesaire ile Küçük Şeyler adlı iki filme verildi. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi İran yapımı Şirin'in Kalesi filminden Hamed Behtat, en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi ise Brezilya ve Fransa ortak yapımı Üç Yaz filminden Regina Keys oldu. En iyi yönetmen ödülü Şirin'in Kalesi yönetmeni Reza Mirkarimi'ye, en iyi film ödülü de Joe Odagiri'nin yönettiği Japon yapımı Zaman Her Şeyi Siler filmine verildi. Gece, Cahit Berkay'ın film müziklerinden oluşan konseriyle sona erdi. Rengarenk kalemler, birbirinden şık ajandalar, dekoratif kalemlikler. Kalemin ucunda İstanbul temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen PenFest 2019, dünyaca ünlü prestij kalem üreticileri, koleksiyonerler ve sanatçıları Çırağan Sarayı'nda bir araya getirdi. Yazar Doğan Hızlan, festivalin ikinci gününde kalem tutkunlarıyla buluştu. PenFest, bütün kalemlerin sergilendiği, kurşun kalemden dolma kaleme kadar meraklısı için büyük bir şenlik, bir şölen ve her zaman insan burayı gördüğünde kalem biriktiriyorsa, koleksiyoner demeyeyim ama kalem biriktiriyorsa eksiklerini hatırlıyor. Bu da bende olsun diyor. Bir de tabii bu PenFest'te sadece kalem değil, kalemin ayrılmaz arkadaşı mürekkep de söz konusu. O mürekkebin rengi de, o mürekkebin rengi dışında şişenin dizaynı da, bunun yazılacak kağıdı da, yani burada PenFest diyoruz ama üçü bir arada, bu ayrılmaz bir üçlü: kalem, kağıt, mürekkep. Eskiden o kadar çok az çeşit mürekkep vardı ki, şimdi doğanın her rengi var, değişik renkleri var ama bunlarla da yetinmeyen, bir de bunlardan kendilerine has mürekkep üretenler de var. Çünkü bir zevket, kalem merakının, o bilin sonu yok. Buraya gelince insan tabii çok hoş bir şey, gündelik dertlerini unutuyor, gündelik sorunlardan uzak duruyor ve sadece kalemlerin dünyasında yaşıyor. Hızlan, teknolojinin kalem ve kağıdın yerini tutamadığının altını çiziyor. Teknolojinin bozamadığı ya da yok edemediği şeyler var. Evet, şimdi herkes, hele genç kuşağı, bir şey söyleyeyim, bir telefon numarası söylüyorum. Çap 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 yazıyorlar.
Ben hala deftere yazıyorum. Ama bazen de gün oluyor. Ne yazık ki o uçuyor. Ama bendeki kalıyor. O zaman bana müracaat ediyorlar. Bir de hepsini bir arada görmek güzel bir şey var. Ajanda mesela. O ajandaya yazıyorsunuz. Açtığınızda bir ay, iki ay görüyorsunuz. Öbüründe bu imkanlar yok. Aynı şekilde kağıt içinde bu geçerli. E-kitaptan okuyorsunuz ama her kitabın bir kağıdı var. O kağıda dokunmak duygusu var. Bunlar az şeyler değil. İkinci kez PenFest'te yerini alan isimlerden biri de dünyaca ünlü kalem markasının kurucusu George Parker'ın üçüncü kuşak torunu Jeffrey Parker'dı. This is my second time to Istanbul for PenFest 2. I'm very excited to come back. I was shocked at the level of interest. There's a huge number of people here who've come, obviously because they not only enjoy writing with pens, but they also appreciate that a pen is a great gift. Kalem meraklılarının buluştuğu PenFest'te ilgi büyüktü. ...38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. Açılışa Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra pek çok isim katıldı. Bu yılki ana teması, edebiyatımızda 50 kuşağı olan Kitap Fuarı'nın onur yazarı ise Adnan Özyalçıner. İnsanın fark edilmesi çok... Hoşuna giden bir şey. Benim de fark edilmiş olmam hoşuma gitti. Ama onur konuğu olarak seçilmemin en çok sevindiren yanı kendi kuşağımın da 50 kuşağının anılmış olması, anılacak olması beni çok sevindirdi. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ve Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Setzer, dünyada yayıncılık gelişmeleri, tehditler ve fırsatlar odağında yayıncılık sektörüne global bir bakış başlıklı panelde bir araya geldi. Kitabın başkenti İstanbul'da aynı zamanda uluslararası katılımcıların da içinde yer aldığı çok güzel bir açılışımız oldu. Bu açılışın içerisinde Türkiye'de uzun zamandan beri ilk defa Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Setzer aramızdaydı. Onun da burada olması vesilesiyle çeşitli zamanlarda dünyada Dünya Kitap Başkenti projesi var. Bu proje UNESCO'nun bir projesi. UNESCO'ya bu projeyle ilgili Uluslararası Yayıncılar Birliği, Uluslararası Kütüphaneciler Federasyonu önerilerde bulunuyor. Fakat bu önerilerinden önce her şeyin, o şehrin kendi yerel yönetimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının hazırladıkları projelerin UNESCO tarafından kabul edilmesi meselesi var. Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Setzer'den de bize destek vermesi konusunda Dünya Kitap Başkenti olması meselesinde desteğini istedik. O da desteğini verdi. We think within IPA that the Turkish Publishers Association is kind of a role model for other associations because of their involvement in IPA activities, and they're really very active participating, and we are glad to support them in every way we can. And it's a two-way street. I mean, it's the IPA supporting our members on the ground, but it's also our members participating, and that's something that the Turkish Publishers Association does very well. Yurt içi ve yurt dışından 800 yayın evi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda 9 gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan etkinliklerde ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek. Biz edebiyatımızda 50 kuşağı temasıyla birlikte öncelikle yayıncılıkta 50 kuşağı nedir onu ele aldık. Sonrasında dergiler çağıdır 50 kuşağı dediğimizde. 50 kuşağı, 50 yıllar ve dergiler. Bunun yanı sıra 50'ler ve sinema, Türk sineması üzerine bazı paneller düzenliyoruz. Ve 50'ler ve tiyatro. Tiyatro da çok önemli bir atılım ve açılım gerçekleştirmiştir 1950'li yıllarla birlikte. O anlamda da temamızı da bu panellerle besliyor, destekliyor olacağız.
Fuar 10 Kasım'da sona erecek. ...29. İstanbul Sanat Fuarı Artist 2019, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ile eş zamanlı olarak kapılarını açtı. Sanat galerilerinin yanı sıra bağımsız gruplar, çeşitli sanat inisiyatifleri, üniversiteler ve genç sanatçıları da konuk eden İstanbul Sanat Fuarı, bu yıl tema olarak Goethe'nin Faust'unu merkezine alıyor. Fuarın onur sanatçısı ise Mevlüt Akyıldız. Heykel, yağlı boya ve cam altı resimler yapan Akyıldız, 70'li yıllardan bu yana sanat yolculuğuna devam ediyor. Benim için bir defa sürpriz oldu ve ama gururlandım gerçekten. Çünkü ben akademiye 73 yılında girdim, 81 yılında mezun oldum. Yani 17 yaşında girdim akademiye ve 17 yaşından bugüne kadar yalnızca bu işi yapıyorum ve sadece bu işi ama... Bunu yaparken hiçbir zaman ben ileride ödül alacağım, işte koleksiyonlara gireceğim, müzelere gireceğim. Herhangi bir hiç kaygım olmadı. Sadece ben kendi işimi hep iyi yapmaya çalıştım. Ve böyle bir şey de bana sunulduğu zaman sanki o yılların şeyi ödüllendirilmesi gibi geldi. Aslında zaten ben kendimi biliyorum. Atölyemde çalışıyorum. Bu ülkenin kendi kültürel şeyine, birikimine bir küçücük tuğla koymaya çalışıyorum. Aslında yapabildiğimiz tek şey bu. Yoksa koskoca bir kültür dünyasını baştan aşağı değiştirme gibi bir şeyimiz yok. Sadece küçücük bir tuğla koyabilirsek ne mutlu bana. Fuarın Sanatsever Kurum Onur Ödülü ise İstanbul Kültür Üniversitesi'nin oldu. 29. İstanbul Sanat Fuarı Artist 2019, 10 Kasım Pazar akşamı saat 19'a kadar her gün sabah 11'den itibaren ziyaret edilebilir. Uçsuz bucaksız bir kum, yakıcı güneş ve akıbeti belirsiz bir yolculuk. Gazeteci ve belgesel yapımcısı Hasan Söylemez, dünyanın en zorlu çölünde yaşananları ilk defa kayda aldı. Çöllerin çölü anlamına gelen Tenere adını taşıyan belgeselin galası, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeydi. Tenere, Nijer'den yola çıkarak Libya ve Avrupa'ya ulaşmak için Sahra Çölü'nü geçmeye çalışan Afrikalı insanların gerçek hikayesini konu ediyor. Belgeselde Agadezli Beşir ve yol arkadaşlarının bir kamyonda günlerce süren yolculuğu gösteriliyor. Yolculuk öncesi hazırlıkları, aileleriyle ilişkileri, çetin doğa şartlarıyla, susuzlukla ve karşılaştıkları sorunlarla nasıl mücadele ettikleriyle yaşadıkları duygusal değişimler görülüyor. Çölü geçmeye çalışan insanların bir kısmı ya çölde kayboluyor ya da arabaları bozulduğu için hiçbir yere gidemeyip susuzluktan ölüyor. Yaşanan bütün bu olayları Tenere filminde aynı yolculuğu yapan Hasan Söylemez belgesel filmiyle aktarıyor. Çölü geçmek için binbir zorluğu göze alan insanların yolculuğunu filme alan Hasan Söylemez'in belgeseli Tenere, yoluna uluslararası film festivallerinde devam edecek. Rus ressam Ivan Ayvazovski, doğumunun 202. yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da konserle anıldı. Türkiye-Rusya karşılıklı kültür ve turizm yılı kapsamında Moskova Uluslararası Müzik Evi'nde Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Ayvazovski'nin İstanbul'u konserine çok sayıda sanatsever katıldı. Konserde besteci ve piyanist Angelika Akbar, Ayvazovski'nin eserlerini müziğiyle buluşturdu.
Özellikle Ayvazovski'nin İstanbul hayatını anlatan bir projedir bu. Ayvazovski İstanbul'a aşık olan bir Rus ressamıdır ve dünyada bütün dünyayı, bütün ülkeleri görmüş olan biri olarak dünyanın en güzel şehrinin İstanbul olduğunu söyleyen biriydi. Dolayısıyla biz bundan yola çıkarak özellikle bilinmeyen Ayvazovski'nin tablolarını İstanbul üzerine özellikle tablolarını bir araya getirdik. 500'den fazla tablodan oluşan bir projedir bu. Tabloları hareketlendirdik, anime ettirdik ve ben onların üzerine Ayvazovski'nin farklı seyahatleri, farklı yönlerini ve denizlerini özellikle yansıtan bir Ayvazovski Rapsodi'yi besteledim. Bir saate yakın süren bir bestedir bu. Sanatçı, Türkiye-Rusya karşılıklı kültür ve turizm yılı kapsamında 3. kez Moskova'da konser vermiş oldu. Bu sene 2. konserimizdir aynı mekanda. Onun dışında Amerika'da, Rusya'nın başka şehirlerde, Avrupa'da da bu turne inşallah devam edecek. 3. kez burada konser verdiğimiz için görüyorum ki sürekli olarak doluyor, sold out oluyor. Kimselerin vakti yok, durup ince şeyleri anlamaya. Kalın fırçalarını kullanarak geçiyorlar. Evler, çocuklar, mezarlar çizerek dünyaya. Yitenler olduğu görülüyor, bir türküyü açtılar mı? Bakıp kapatıyorlar. Geceye giriyor türküler ve ince şeyler. Böyle dedi inceliklerin şairi Gülten Akın. 1958-1972 yıllarında kaymakam olan eşinin görevi nedeniyle Anadolu'nun çeşitli ilçelerinde yaşadı. Gezip gördüğü yerlerden aldığı esinle zenginleşen ve coşkulu bir insan sevgisiyle yoğrulan şiiri, toplumsal sorunları, yaşam-halk ilişkisini öne çıkardı. İlk şiiri Son Haber gazetesinde 1951'de yayımlandı. Şiirleri Hisar, Varlık, Yeditepe, Türk Dili, Mülkiye gibi dergilerde okurla buluştu. Başlarda şiirlerinin konusu doğa, aşk, ayrılık ve özlemken daha sonraları toplumsal konuları ele aldı. Günlük yaşam, insanın halleriyle birlikte şiirinde yer buldu. Şiirlerinde büyük ölçüde folklor öğelerinden yararlandı. Şiir üzerine yazıları 1983'te Şiiri Düzde Kuşatmak kitabında bir araya geldi. Yazdıkları pek çok dile çevrildi. 40'tan fazla şiiri bestelendi. Gülten Akın, şair olarak yaşadığı bu dünyaya 4 yıl önce veda etti. Sen ne ara uyandın? Güneş tam şu tepelerin ardından göründüğünde. Harika. Bulmaca, macera ve dayanışma. Zorlu bir maceraya atılan Aslı, Can ve Mert'in hikayesini konu edinen Bulmaca Kulesi, Dev Kuş'un Gizemi, 25 Ekim'de izleyiciyle buluştu. Filmin yönetmen koltuğunda Kılçık, Bidon, Dile kısa filmlerinin yönetmeni Ahmet Erdal oturuyor. Filmin yapımcılığının ve yönetmenliğinin yanında senaristliğini de üstlenen Erdal, ilk uzun metrajlı deneyimiyle karşımıza çıkıyor. Dev Kuş'un yuvasında buluşalım. Bizim filmimizin türü aksiyon macera türünde bir hikaye. Dolayısıyla müthiş bir mücadelenin içinde karakterlerimiz ve bu mücadeleden yılmıyorlar. Bu mücadelede birbirlerini destekliyorlar, birbirlerini koruyorlar, birbirleri için endişe ediyorlar. Ve hem fiziksel bir baskı var, yani mücadele ettikleri bir takım fiziksel zorluklar var. Ama aynı zamanda karşılarına problemler çıkıyor. Problemleri kıvrak zekayla düşünerek, tartışarak, yorum yaparak bunlara çözüm üretmeleri gerekiyor. Dolayısıyla aslında bu iki taraftan da, yani hem mücadelecilik anlamında hem de problemler sadece işte fiziksel şekilde kaba kuvvetle değil ama aynı zamanda aklımızla, fikrimizle bu içsel enerjimiz de çözülür, çözülmesi gerekir mesajını taşıyor diyebiliriz. Bunlar insan eliyle yapılmış. Yönetmen animasyonun kendisi için farklı bir tecrübe olduğuna dikkat çekiyor.
her şeyimiz tamam, bir armut ağacımız. Animasyon filmi demek diğer filmlerden daha kompleks bir şey yapıyorsunuz demek. Bir kere ilk adımı bu. Ortak nokta şu, ortak nokta siz bir hikaye anlatıcısınız. Yani isterseniz 7 yaşındaki çocuğa, isterseniz 70 yaşındaki insana anlatın. Siz bir hikaye anlatıyorsunuz. Hikaye anlatıyor olmanın bir takım gereklilikleri var. Onun bir geleneği var. Dolayısıyla ondan istifade etmek, o yolda yürümek zorundasınız. Ama bunun yanında çocuk izleyiciniz var. Onlara karşı bir sorumluluğunuz var. Etik olarak sorumluluklarınız var. Pedagojik olarak sorumluluklarınız var. Ve dramatik olarak sorumluluklarınız var. Yani sizin anlattığınız hikaye onları tatmin etmeli, heyecanlandırmalı, eğlendirmeli ama aynı zamanda yanlış örnek oluşturmamalı. Aynı zamanda işte etik olarak doğru şeyleri, nasihatları ona iletmiş olmanız gerekiyor. Erdal, Türkiye'de animasyon sanatının gelişmesinde TRT'nin önemli bir yeri olduğu görüşünde. Birazcık uzman sayılırım. Türkiye'de yani animasyonculuk eskiye dayanır, evet. Uzun zamandır animasyon yapan insanlar vardı bu ülkede ama bir endüstri olarak animasyonculuğun başlaması aslında TRT sayesinde oldu. Yani işte TRT çocuğun kurulması ve insanlardan böyle işler yapmasını istemesi, böyle siparişler veriyor olması Türkiye'de bir animasyon yapan, bu işi öğrenen, bu işi geliştiren bir kitlenin oluşmasına, bir insan gücünün oluşmasına sebep oldu. Ve bu süreç içerisinde de insanlar kendilerini geliştirdiler. Sektördeki know-how gelişti. Ama şunu kabul etmek lazım ki bu henüz daha işin başındayız. Daha kat etmemiz gereken çok yol var. Ama buna rağmen bir yerel dil oluştu mu? Belki oluşumunu tamamlamadı ama oluşma yolunda önemli adımlar attığını düşünüyorum. Bulmaca Kulesi, Dev Kuşun Gizemi animasyon filmi izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Osmanlı döneminde radyonun gelişimini konu alan Radyo-yu Hümayun, Ankara Devlet Tiyatroları tarafından sahneleniyor. Sabahattin Ali'nin ünlü eseri Kürk Mantolu Madonna tiyatro sahnesinde. Sancı, sancı, yersiz, yurtsuz, bir his inatçı, Vals adlı şarkısıyla gönüllerde taht kuran genç piyanist Evgeni Grinko, Aydın'da sahne alacak. Müziğine getirdikleri yeni yorum ve anlayışla önemli bir dinleyici kitlesine ulaşan Grup Abdal, müzikseverlerle buluşuyor. İki arşiv bir seçki, Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarını arşiv malzemeleriyle bir araya getirerek zihinlerde İstanbul bilincinin oluşmasındaki payını ziyaretçilere hatırlatıyor. Müzik
13 sanatçının eserlerinin yer aldığı serginin odağında geçmişten bugüne anlatılan hikayeler var.